يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Onlar ki Allah'a verdikleri kesin itaat sözünden dönerler. Allah'ın daima riayet edilmesini emrettiği akrabalık bağlarını keserler ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. Dünya ve ahirette ziyana uğrayanlar işte onlardır. Onlar ki Allah'a verdikleri kesin itaat sözünden dönerler. Allah'ın ahdi, Allah'a verilen söz iki şekilde olur. Birincisi yaratılış ahdidir. Allah'a verilen söz, ahit iki şekilde olur. Birincisi yaratılış ahdidir. Şöyle ki, herkesin yaratılışı Rabbinin vahdaniyetini tanıklık eder. Kendi fıtri yapılarında da ayetler vardır. Onlar bunu görmezler mi? Kendi yaratılışlarına bakıp düşünmezler mi? Mealindeki ayetlerde belirtildiği üzere. Birinci fıtrat, Allah'ın ahdi, yaratılış ahdidir. Ki kendi yaratılışına bakıp tefekkür ederse bir yaratıcısının bulunduğunu, onun bir tek olup şeriki düşünülemeyeceğini anlar. İkincisi ise peygamberlerin tebliğine bağlı olarak risalet ahdidir. Peygamberlerin tebliğatına, davetine bağlı olan risalet ahdidir. Şu ayet-i kerimeler bu hususu açık tutmaktadır. Allah şöyle buyurmuştur. Ben sizinle beraberim. Eğer namaz kılar, zekat verir, peygamberlerime inanıp onları desteklerseniz ve Allah'a veriyormuş gibi ihtiyaç sahiplerine karşılıksız borç verirseniz mutlaka günahlarınızı bağışlar ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyarım. Allah kendilerine vahiy ürünü kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacak ve hiçbir şekilde gizlemeyeceksin diye söz almıştı. Fakat insanların bir kısmı her iki ahdi de bozmuştur. Fakat yaratılış ahdini ve risalet ahdini. Şimdi bu kısmı bir önce işaretleyelim. Şu ayetle beraber alalım. Ahit. Allah'a verilen söz diyelim. Bir yaratılış fıtrat ahdi iki risalet ahdi. Şimdi aynı yeri bir de seçelim, fıtratı işaretleyelim. Fıtrat yaratılış tahtı diye. Onlar ki Allah'a verdikleri kesin itaat sözünden dönerler. Allah'a verdikleri söz. Allah'ın ahdi iki şekilde olur. Birincisi yaratılış ahdi, fıtrat ahdi. İkincisi de risalet ahdi. Allah'ın daima riayet edilmesini emrettiği akrabalık bağını keserler. Bu iki yoruma açıktır. Peygamberlerin bir kısmına iman etmekten, halbuki onlar bütün peygamberlere iman etmekle emredilmişlerdi. Akrabalık bağını keserler derken birincisi tüm peygamberler aynı şeyi ifade ediyor için onlarla bir kısmına inanıp bir kısmını kabul etmemek şeklindeki bağı kesmek, bir kısmına inanır bir kısmına inkarla karşılar mealindeki ayet-i kerimede işaret edildiği gibi peygamberler arasında ayrımı yapmak, akrabalık kardeşliklerini kabul etmemek anlamında. Bir de Allah'ın daima riayet edilmesini emrettiği hısım akraba, sıra-i rahim bağını koparırlar diye yorumlanmıştır. İki anlama da gelebilir. Peygamberlerin bir kısmına iman etmek, bir kısmına iman etmemek, riayet edilmesi gereken bağı kopartmak. İkincisi de sıla-i rahim dediğimiz bağı kopartmak. Burada da iki yorum yapılmıştır. Yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. Yeryüzünde fesat çıkarılmasını emretmek suretiyle bozgunculuk yaparlar. Münafıklar kötülüğü emredip iyilikten sakınmaya çalışırlar. Yerindeki ayette belirtildiği üzere. Bir de şöyle denilmiştir. Bozgunculuk yaparlar. Yani bizzat kendi yeryüzünde fesat çıkarırlar. Yeryüzünde fesat çıkarmaya çalışırlar. Mealindeki ilahi beyanda görüldüğü üzere. Şu kısım bizimle ilgili olduğu için
peygamberler arasında ayrım yapmak. Yani notumuzu alalım. Ziyana uğrayanlar işte onlardır. Bu beyanda iki şekilde yorumlanabilir. Dünyaya ait arzu ve emellerin gerçekleşmemesi sebebiyle ziyan uğramışlardır. Hasan Basri'den rivayet edildiğine göre ziyana uğrayanlar işte onlardır beyanı hakkında şöyle denilmiştir. Küfrü tercih etmeleri sebebiyle kendilerini cehennem tabakaları arasında almışlardır. Bu ise hüsrandır. Ziyana uğramayı ahiret ziyanı olarak anlamış Hasan Basri. Küfrü tercih etmeleri sebebiyle kendilerini cehennem tabakaları arasında atmışlardır. Bu ise apaçık bir hüsrandır. Şimdi bu kısmı da seçip Hasan Basri diye not alalım. İleride Hasan Basri'den yapılan atıflara görmek isterse görebiliriz. Keyfe tekfurune billahi ve kuntum embaten ve ahyakum ve yumit ve yuhyum ileyhi turcaun. Nasıl olur da Allah'ı inkar ederseniz, o ki siz bir zaman cansız iken o size hayat verdi. Günü gelince hayatınıza son verecek, sonra da sizi diriltir. Nihayet hepiniz onun huzuruna çıkarılacaksınız. Nasıl olur da Allah'ı inkar edersiniz ki tekfirûne billah. Oysa ki siz bir zamanlar cansız iken o size hayat verdi. Birkaç şekilde yorumlanmıştır. Keyfe yani Allah'tan başka put ve benzeri şeylere tapmak hak olduğu konusunda nereden kesin bir delil elde ettiniz? Halbuki sözü edilen nesnelerden ne öğleden sonra hayat verme ne de hayat bahşettikten sonra öldürme fiilleri meydana gelmemiştir. Burasını seçip lar fonksiyon şey diye bir not alalım. Nasıl orada Allah'ı inkar edersiniz? Kabul edip, putları kabul edersiniz. Halbuki sözü edilen nesneler, putlar ne ölümden sonra hayat verme ne de hayat bahşettikten sonra öldürme fiillerini meydana getirmişlerdir. Denildi ki nasıl olur da inkar edersiniz? Öldükten sonra dirilmeyi nasıl olur da inkar edersiniz? Oysa siz bir zamanlar cansız iken yani sperm halindeyken o size hayat verdi. Aslında siz ilk yaratılışı müşahede edip benimserken ölümden sonraki dirilmeyi ve hayata kavuşturulmayı nasıl inkar edersiniz? İlk yaratılışı müşahede edip benimserken, gözle gözlemlerken ölümden sonraki dirilmeyi ve hayata kavuşturulmayı nasıl inkar edersiniz? Kısımda seçip haş dirilme diye not alalım. Ahiret inancının akli delili bir de şöyle denildi. Nasıl olur da inkar edersiniz yeniden can verilmesini ve ölümden sonra dirilmeyi? Halbuki belli bir sonuç belirlemeden yaratıkları mutlak anlamda yok etmek için meydana getirmenin akıl açısından boş ve abes bir şey olduğu ortadadır. Şurası bir ilke. Abes ve boş akıl açısından. Akıl açısından aklen abes ve boş olan şey yaratıkları mutlak anlamda yok etmek için meydana getirmek. Hedefsiz, gayesiz şekilde yok etmek için meydana getirmek akıl açısından boş, abes bir şey olduğu ortadadır. Temel bir ilkedir. Zira sadece yıkma zevki için bina yapan herkes abesle iştigal ettiği gibi sadece yıkma zevkini tatmak için bina yapan herkes abesle iştigal ettiği gibi belli bir amaç ve sonuç hedeflemeden bir konuda gayret gösteren kimsenin boşuna uğraştığı ve şaka yaptığı kesindir. Belli bir amaç sonuç hedeflemeden bir konuda gayret gösteren kimsenin de boşuna uğraştığı kesindir. Şu halde aziz ve celil olan Allah'ın fiilini ne hakla abes konumda tutarsınız? Yani belli bir sonuç belirlemeden yaratıkların mutlak anlamda yok olmak için meydana getirildiğini nasıl kabul edersiniz? Şu halde aziz ve celil olan Allah'ın fiilini ne hakla abes konumda tutarsınız? Çünkü Cenab-ı Hak insanlar için bir ceza ve mükafat günü yaratmasaydı, onları ilkin meydana getirmekle abesle iştigal eden, şaka yöntemini benimseyen ve isabetli fiil yapmayı terk eden bir varlık olurdu.
isabetli fiil yapmak, hikmetli davranmak demek. İsabetli fiil yapmayı terk eden, yani abeste iştigal eden bir varlık olurdu. Gerçek şu ki Allah zalimlerin ileri sürdüğü iddialardan yücedir. Şu kısmı yaratıkları mutlak anlamda yok etmek için meydana getirmenin akıl açısından boş ve abeste iştigal edildiği ortadadır. Sadece yıkmak için bina yapan herkes abeste iştigal ettiği kabul edilir. Şu kısmı bu aklen kabul edilen bir ilke. İlke diye yazalım. Amaçsız fiil. Abesle. İştigal. Yine bu aynı kısmın tamamını. Ahiretin aklen gerekliliği diye alabiliriz. Yani aynı yerin hepsine met, gaye, abes diye birlikte alabiliriz. Okuyup geçelim. Belli bir sonuç belirlemeden yaratıkları mutlak anlamda yok etmek için meydana getirmenin akıl açısından boş ve abes bir şey olduğu ortadadır. Belli bir amaç ve sonuç hedeflemeden bir konuda gayret gösteren kimsenin boşuna uğraştığı da ortadadır. Nihayet hepiniz onun huzuruna çıkarılacaksınız. Yani onun huzuruna çıkarılacağınızı bilmektesiniz. Kur'an'da geçen masir ve me'ab kelimeleri aynı anlama gelir. Onun huzuruna çıkarılacağını bilmektesiniz. İkinci olarak sizin için hazırlanan gazaba döndürülüp götürüleceksiniz. Cenab-ı Hak ayetin bu kısmı ile kafirlere karşı kesin delil kullanarak kendilerini ölü iken yarattığını, İlkin ölü hayat yarattığını, ikinci ölüm halinden sonra da yeniden hayata kavuşturacağını vermektedir. Nihayet hepiniz onun huzuruna çıkarılacaksınız. Sanki şöyle buyurmaktadır. Şunu da bilmelisiniz ki siz onun huzuruna çıkarılacaksınız. Vellezî halaka lekum ma fil ardı cemî'an thumme istevâ ile's semâi fesevvâhunne seb'a semâvât ve huve bikulli şeyin alîm. O Allah ki yeryüzünde bulunan her şeyi sizin için yapmış. Sonra yukarıya gelip yedi semayı düzenlemiştir. O her şeyi hakkıyla bilendir. Yeryüzünde bulunan her şeyi sizin için yaratmış. Yedi semayı düzenlemiştir. O her şeyi hakkıyla bilendir. O Allah ki yeryüzünde bulunan her şeyi sizin için yaratmıştır. Denilmiştir ki bu ayet-i kerime bir öncekinin bağlantısı konumundadır. Yani yeryüzündeki her şeyi yaratan Allah'ı nasıl inkar edersiniz? Birliğine işaret eden her şeyi nasıl inkar edersiniz? Zira yeryüzünde bulunan her şey Allah'ın birliğine kılavuzluk ettiğinden şüphe edilmez. Şuranın hepsini şöyle yapalım. Beraber alalım. Tevhid delili, alem, evren diye notumuzu alalım. Yani yeryüzündeki her şeyi yaratan Allah'ı nasıl inkar edersiniz? Birliğine işaret eden yeryüzündeki her şeyi nasıl inkar edersiniz? Zira yeryüzünde bulunan her şey Allah'ın birliğine kılavuzluk ettiğinden şüphe edilmez. Şöyle bir anı verilmesi de mümkündür. Yeryüzündeki her şeyi sizin için bir nimet olsun diye yaratan Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Yeryüzündekini nimet olsun diye yaratan Allah'ı nasıl inkar edersiniz? Halbuki bunu yapmak için Allah üzerinizde hiçbir hakkınız yoktu. Halbuki bunu yapması için
Allah üzerinde bir hakkınız yoktu. Yani amaç bütün bu nimetlere karşı ona şükretmenizden ibaretti. Peki nasıl olur da bu nimetlere mukabil yapacağınız teşekkürü başkasına yönelirsiniz? Buranın tamamına buyurun. Teşekkürler. Buranın tamamını Yeni başladım da. şükür, nimet, şükür, teşekkür diye seçebiliriz. Yeryüzündeki her şeyi sizin için bir nimet olsun diye yaratan Allah'a nasıl inkar edersiniz? Halbuki bunu yapması için Allah üzerinde hiçbir hukukunuz, hakkınız yoktu. Yani amaç bütün bu nimetlere karşı ona şükretmenizden ibaretti. Yaratılması amacı ona şükretmenizden ibaretti. Peki nasıl olur da bu nimetlere mukabil yapacağınız teşekkürü ondan başkasına yöneltirsiniz? Bir başka anlamda şöyle şekillenmiştir. Yeryüzünde olanları sizin için yaratmıştır. Yani dünyada sizi imtihan etmesine vesile olması için nimetleri size imtihan vesilesi olması için yaratmıştır. O Allah ki hanginizin daha güzel davranışta bulunacağını ortaya koymak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Mealindeki ilahi beyanda olduğu gibi. Ve bir de öbür alemde ceza ve mükafata kavuşturulmanız için. Şu halde yeniden dirilmeyi nasıl inkar edersiniz? İnsanların eninde sonunda ölmek üzere dünyada yaratılmasının ve ahiretin gerçekleşmesi için de tekrar diriltilmesinin beyan edilmesinde hikmet vardır. Bu hususun söz konusu edilmemesi ise hikmetin ortaya çıkmasıdır. Şurayı seçelim. Bir imtihan edilme diyelim. Şükürle birlikte geçti. Bir de haşr, diriliş diye not alalım. Müteşabihatın tevhid. Sonra semaya yöneldi. Birkaç şekilde yorulmuştur. Yeryüzünü şükretmeniz, teşekkür etmeniz için yarattı. Sonra yedi semayı düzenledi. Birkaç şekilde yorumlanmıştır. Denildi ki duman gar yükseldi. Sonra duman halinde bulunan semaya yöneldi. Halindeki ayet-i kerimesinde olduğu gibi. Denildi ki diva tamamlandı anlamı gelir. Musa yiğitlik çağına erişip gücü tam olarak kazanınca, gücüne ulaşınca istiva son hadde ulaşınca anlamında görüldüğü üzere buradaki istiva temme yani tamamlandı anlamına gelir. Bir de istiva istevla hakimiyeti altına aldı. Hakimiyeti altına aldı anlamına gelir de denilmiştir. Bize göre sonra semaya istiva etti. İstiva alel arş ve benzeri diğer ayetler Rabbin geldi melekler saf saf. Onlar Allah'ın kendilerine gelmesini bekliyorlar. Mealindeki ayetlerde bir hareket noktası belirlemek gerekir. Yani burada istiva ve Rabbin geldi. Onlar Allah'ın kendisine gelmesini bekliyorlar şeklinde bir hareket çağrışımı yapan kelimeler geçiyor. Bu manadaki ayetler de hakkında bir ilke belirlemek gerekir. Nasıl anlam verileceğine dair. Nitekim müşebbihenin zannına göre bu tür ilahi beyanlarda birçok yaratığın nitelebileceği şekilde Cenab-ı Hakk'ın nitelendirilmesinin delili vardır. Bir ilke belirlemek gerekir. İlkesi olmamak gerekir. Müşebbihe insanlıktaki anlamı verecek şekilde bir ilke belirlemiştir. İnsanlar da istiva veya gelmek ne anlamda ise Allah da o anlamda diye düşünmüştür. Gerçekte ise bu nevi ayetler birkaç ihtimal taşımaktadır. Oysa insanlardaki anlamda değil, birkaç farklı anlama gelmesi mümkündür. Birincisi Allah Teala'yı naslarda geldiği gibi nitelememiz ve fakat bunun yanında kendisine nispet edilen fiillerde başkasına benzemediğinin bilincini taşımamız gerekir. Birinci olarak ayetlerdekini kabul etmek ama insanlardaki anlama gelmez. Bunu belirtmemiz gerekir. Birincisi bu.
Naslarda geldiği halini kabul etmek ancak insanlardaki anlama gelmediğini söylemek gerekir. Çünkü sen bir şeyin Allah'ın benzeri olmadığına ve hiçbir şeyde ona benzer bir özelliğin bulunamayacağına prensip olarak inanmaktasın. Şu bir prensip, Allah'ın hiç benzeri yoktur. İlke bu. Allah'ın benzeri yoktur. Bu ilkeyi benimsemişsek o zaman ayetlerdekine edip anlarının insanlardaki anlama gelmediğini söylemek gerekir. Çünkü ilke olarak onun benzeri hiçbir şey yoktur ilkesine uymak gerekir. Şöyle ki herhangi bir şey yaratılmışlık, hades özelliği Allah'ın zatında bulunamayacağı gibi bir şeyin bir yönden Allah'a benzer görünümde bulunması da onun kadim olmasını gerektirmez. Gene burada bir ilke. Herhangi bir şeydeki hades özelliği Allah'ın zatına nispet edilemez. Gelmek, gitmek ve diğer hususlardaki hades özelliği Allah'ın zatına nispet edilemez. Diğer bir konuda bir yönden Allah'a benzer görünümde bulunması onun kadim olduğu anlamına gelmez. Allah'taki sıfatı bizim sıfatımız, örneğin ilim sıfatı bir açıdan ismen benzemiş olması bizi kadim veya aynı sıfata haiz hale getirmez. Bunu da bir ilk olarak benimse. Yaratan ile yaratılanlar arasında ileri sürülebilecek bu tür terakkiler, yani yaratan ile yaratılanlar arasında anlam açısından akla gelen bu tür terakkiler hem akıl hem de nakil açısından reddedilmiştir. Yani yaratılana ait özelliklerin yaratılmışlarda olduğunu kabul etmek veya yaratılmışların özelliğini hades gelmek gitmek gibi özelliklerin yaratanında aynen olduğunu kabul etmek hem akıl hem de nakil açısından reddedilmiştir. Şöyle yapalım. Ya uzadıkça anlam kaçırmayalım diye. Gelmek gitmek gibi fiillerin Allah'a nispeti ne anlama gelir? Onu işaretledik. Yaratan ile yaratılanlar arasında ileri sürülebilecek benzerlik telakkileri hem akıl hem de nakil açısından reddedilir. Burasını da aldık zaten. Burada belirtmek gerekir ki Cenab-ı Hakk'ın bir fiile nitelendirilmesi halinde Cenab-ı Hakk'ın bir fiille nitelendirilmesi halinde istiva örneğin bu fiilin yaratılmışlara özgü ölçülerle değerlendirilmesi caiz değildir. Bu da bir ölçü. İlke olarak bunu da yazdım. İlke. Allah'a nispet edilen fiiller, Allah'a nispet edilen fiiller yaratılmışlara verilen ölçülerle anlaşılamaz. Bu da bir ilke. Bakın bir fiille nitelendirilmesi halinde örneğin bilmek, görmek, gelmek, istiva etmek gibi herhangi nitelenen bu fiil yaratılmışlara özgü ölçüler değerlendirilemez, anlaşılamaz. Yaratılmışlardaki gibi anlaşılamaz. Bu caiz değildir. Caiz değil derken fıkıhtaki caiz değil burada kastetmiyor. Burada kastedilen hem akıl hem de nakil açısından mümkün değildir. Ayrıca onun hay, kadir, semi ve basir oluşundan dolayı hayat sahibi, kudret sahibi, işiten ve gören oluşundan dolayı benzer vasıflara yaratıklarından birine sahip olması ile de Allah'ın zatında beşeri özellikler meydana gelmez. Yani hayat sahibi, kudret, işiten ve gören sıfatlarına sahip. Bunlardan birinin ismen de olsa yaratılmışlarda bulunması Allah'ta
zatında beşeri özellikler bulunduğu anlamına gelmez. Daha önce yukarıda gelmişti. Şunun açıklaması oldu. Allah'ın zatında bulunamayacağı gibi bir şeyin bir yönden Allah'a benzer görünümde bulunması onun kadim olmasını gerektirmez. Bir şeyin bir yönden Allah'a benzer görünümde insanda bulunmuş olması onun insandaki durumu kadim olduğu anlamına gelmez. Bunu da aynı şekilde ilke diye notumuz alalım. Hay, kadir, semi ve basit oluşundan dolayı benzer vasıflara yaratıklardan birinin sahip olması ile de Allah'ın zatında beşeri özellikler meydana geldiği söylenemez. Bu münasebetlerin kökten reddedilmesi suretiyle bu irtibatların kökten tamamen aklen naklen caiz değildir diye reddedilmesi suretiyle yaratan ile yaratılan arasında benzerlik batıl olup ortadan kalkar ve sonuç olarak Allah'ın iradesi çerçevesinde naklin ve ilahi vahyin gerekliliği ortaya çıkar. Burasının tamamını bir daha seçelim. Şu şekilde notumuzu teşbihin reddi diye yazalım. Yan tarafa da Allah kul diyelim. Burada önemli birkaç madde var. Okuyup burayı geçelim. Müteşabihlerle ilgili genel bir ilke söyledi. Ne dedi? Kur'an-ı Kerim'de istiva veya Rabbin geldi, Allah'ın kendisine gelmesini bekliyorlar gibi ayetlerde fiil olarak geçen istiva veya gelmek gibi ayetler hakkında bir ilke belirlemek gerekir. Bu ilke yanlış da olabilir. Mesela müşebbihe bu fiiller insan nasılsa Allah da inandığında anlaşılır diye bir ilke benimsemiş müşebbihe hata etmişler. Tutarsız yani. Ama Maturidi şöyle bir ilke biliyor. Birinci olarak şu yapılabilir diyor. Naslarda olan kabul edilir ancak insanlara benzemez. Allah ilim sahibidir, insan ilim sahibidir ama Allah'ın ilmi insanlarınkine benzemesi gibi benzememek de vurgulanmalıdır diyor. Bunu temellendiriyor. Temellendirirken dayandığı şey şu. Birçok ayette yer alan leyse kemişliği şey Allah'ın benzeri yoktur ayetine atfen Allah'ın benzeri olamaz. Benzeri olamayacağı için insanla Allah'la yaratılmışlar arasında hades dediğimiz yaratılmış özellikleri zaman içinde olmak, mekanda olmak, hareket etmek, kaplamak, yer kaplamak gibi hades özellikleri Allah'a zatına nispet edilemez. Bir yönden Allah'da olan bir sıfatın insanda da bulunuyor olması insanı Allah'a benzer hale getirmez veya Allah'ta hadis olduğu anlamına gelmez. Bu hem aklen hem de naklen kabul edilemez diye ilkesini belirtti. Sonra da bir örnek verdi. Allah hay, kadir, semi ve basir oluşundan dolayı kudret sahibi, hayat sahibi, işiten ve gören oluşundan dolayı benzer niteliklere insanlardan sahip olması ile Allah zatında insan özellikler vardır denemez. Bu münasebetleri, bu irtibatların kökten reddedilmesi suretiyle yaratılanlar arasındaki benzerlik batıl ortadan kalkar ve sonuç olarak Allah'ın iradesi çerçevesinde nakli ve ilahi vahyin gerekliliği ortaya çıkar. İkincisi, yani bu ayetler nasıl anlaşılabilir? Birincisi bu. İkincisi, bu tür ilahi beyanlarda sözü özet konumunda tutan, açıklamanın tamamına dolaylı olarak işaret eden ve bazı noktalarla yetinme özelliği taşıyan anlamların bulunması da mümkündür. Bu ilahi beyanlarda sözü özet konumunda tutan, açıklamanın tamamına dolaylı olarak işaret eden ve bazı noktalarla yetinme özelliği taşıyan anlamların da bulunması mümkündür. Yani kapalı bir anlamdadır. Üzerine düşünüp ayrıntıyı anlamak gerekir. Mesela şu ayetlerde olduğu gibi Rabbin geldi, melekler de geldi. Yani bil meleki, bil meleki, melekleri getirdi, melekleri gönderdi. Ne diyor? İlahi beyanlarda atlanılan, gizli tutulan veya zaten açık olduğu için söylenmeyen ifadeler de olabilir. Bunları da düşünerek anlamak gerekir. Mesela Rabbin geldi, melekler geldi diye ayetin zahiri ama
meleki, melekleri getirdi. Melekleri gönderdi. Sen ve Rabbin gidin ve savaşın. Bi Rabbike, Rabbinin yardımıyla savaşın şeklinde arada anlam anlaşılabilir. Çünkü Hz. Musa'nın Rabbinin yardımıyla savaşacağı bilindiğinden böyle anlaşılır. Bunun gibi bir önceki ayette de meleklerin geldiği bilinmektedir. Sanki ilahi beyan bunu ifade etmektedir. Buradaki bakış açısını şu ayetler de desteklemektedir. Melekler ondan emir almadan konuşmazlar. Onlar sadece onun emriyle iş görürler. Onlar Allah kendilerine gelmeyi bekliyorlar. Onlar Allah'ın kendilerine, Allah'ın emrinin, Allah'ın cezasının, Allah'ın takdirinin kendilerine gelmesini bekliyorlar şeklinde ayetlerde ki zahiren zikredilmeyen kelimelerin anlamlarının da anlaşılması mümkündür. Bunun için ayrıntılı düşünmek gerekir. İkinci anlam da böyle. Burada fark ne? Birinde ilkesel bir anlam var. Allah'ın hiçbir benzeri olamaz. Yaratıklarla Allah arasında benzerlik kurulamaz. İlkesine nispet edip yapılan bir ilkesel bir anlama. İkincisinde Arap diline dayanan bir anlama. Arap dilinde de benzer hasfedilen kullanım olduğu için hasf var gibi düşünüp de anlam verilebilir. Burada burayı da şöyle alalım. Müteşabihleri anlama yönelme. Burası iki olsun. Bu ikinci yöntem. Hepsini beraber seçip müteşabihleri anlama yöntemi diye bir not daha alalım. Evet, birincisi ilkesel bir anlam tarzı, ikincisi de Arap diline dayanan bir anlama tarzı. Burada ileri sürülen bakış açısını netleştiren hususlardan biri de şudur. Hiç kimse biraz önce geçen ayetlerde yer alan kelimelerden hakikat anlamında Rabbin gelmesini itiyen meci inanmaz. Hatta bunu tasavvur bile etmez. Bunun gibi onun nüzulünün kafirlerin beklemesine bağlı kılındığını da kabul etmez. Yani ilkesel olarak hareket ederse anlamaya çalışırsak ilkesel olarak gerçekte bu ayeti duyan hiç kimse Rabbin gelmesi şeklinde zahiri bir gelmeyi meciyi anlamaz. Hatta bunu tasavvur bile etmez. Bunun gibi onun nüzulünün kafirlerin beklemesine bağlı kılındığını da kabul etmez. Gerçekçe sözü edilen fiil meleklerin gelmesiyle ilgilidir. Rabbinin melekleri göndermesini şeklinde meleklerin gelmesiyle, meleklerin yer değiştirmesi anlamındaki fiille ilgilidir. Şu ilahi beyanlarda da olduğu gibi melekleri görecekleri gün evet o gün günahkarlar için hiçbir sevinç haber yoktur. Biz melekleri mutlaka gerçekleşecek bir iş için indiririz. Hareket etme, yer değiştirme. Ve bu durumda inkarcılara mühlet verilmesi mümkün değildir. Bizim ortaya koyduğumuz bu yaklaşımlarda meleklerin Allah nezdindeki konumlarının büyük olduğunun işaretleri de bulunmaktadır. Yani Allah'la birlikte zikredildiği için meleklerin konumunun yüce olduğu da anlaşılır. Şimdi şu kısma işaretleyelim. Melekler diye bir notumuzu alalım. Meleklerin gelmesi diyelim. Bu kısmı da işaretleyelim. Meleklerin yüceliği Allah'la birlikte anıldığı için bu ayetlerde aynı zamanda meleklerin konumunun yüce olduğu da anlaşılır. Ama kimse zahiri anlamda Allah'ın hareket ettiğini gelmesine beklemez, inanmaz. Söz konusu edilen semaya istiva etmeye dair beyanın bir benzeri de Rahman arşa istiva etmiştir. Mealindeki ayette mevcuttur. Şimdi buraya geçmeden yukarıdakine dikkat alırsak genel bir ilke verdi. Yani buradaki ister istiva olsun, ister gelmek olsun fark etmez bir fiilin Allah hakkında nasıl anlaşılabilir? Bir ilkesel olarak Allah'ın hiçbir benzeri yoktur. İnsanlardaki olduğu şekilde Allah hakkında anlaşılmaz. İkincisi de
O ayetlere dikkatle düşünüldüğü zaman dilinde olduğu gibi hazif kullanılmışsa hazif edilen kelimeleri düşünerek anlam verilir Allah'ın şanına uygun olarak. Ama neticede hiç kimse gerçek anlamda zati bir Allah'ın yer değiştirmesini hudus içeren bir şeyi anlamaz. Bu ilkesel anlatımdan sonra söz konusu edilen semaya istiva etmeye dair beyanın bir benzeri de Rahman Arş'a istiva etmiştir mealindeki ayette mevcuttur. Burada iki bakış açısı söz konusudur. Rahman Arş'a istiva etmiştir. Gene iki bakış açısı anlama tarzı mümkündür. Birincisi, Arş'ın hükümranlık manasında, istivanın ise hükümranlıkta eksiği bulunan tam bir hakimiyet anlamında anlaşılmasıdır. Buradaki Arş'ın hükümranlık anlamına gelmesi, istivanın da hükümranlığa eksiği bulunmayan hakimiyet kurumu. Rahman tam olarak hükmetmektedir. Rahman bir hakimdir şeklinde anlaşılmasıdır. Bunun yanında istila, hakimiyet altına alma, yani başkasına hiçbir hükümranlık ve yönetim hakkının kullanılmaması da düşünülmelidir. Tam olarak hükmü altına alma anlamına da istila, hakimiyeti altına anlama gelmesi de düşünebilir. İkinci olarak, birincisi bu. İkincisi, Arş'ın yaratılmış alemin en yüksek ve en üst noktası konumunda bulunmasıdır. Birincisinde ne dedi? Bunlara Arş'a hükümranlık, istivaya da hükmü altına alma şeklinde anlam verdi. İkincisinde de fiziksel bir anlam verilebilir. Yani Arş'a yaratılmış alemin en üst noktası, en üst konumu anlamı verilebilir. Nitekim insan de Arş'ı böyle tasavvur etmektedir. Yani en üst şey, en üst konum. İnsan zihni Arş'ı böyle tasavvur etmektedir. Buna göre Cenab-ı Hak mekandan münezzeh olma manasında bir yücelikle nitelendirilmiş olur. Yani Rahman Arş'a istiva etmiştir. Bir yerde mekan almıştır değil. Cenab-ı Hak mekandan münezzeh olma manasında yücelikle nitelendirilmiştir. Aynı zamanda Allah mekandan oluşmadan önce ne idi ise oluşmasından sonra da aynı olup hakimiyet, kudret ve mekanlarda münezzeh oluş anlamında her şeyin ötesinde olan en yüce konumdadır. Maturidi'nin anlayışı bu şekilde. Burada birkaç tane ilke var. Onları benimseyelim. Bir, Allah mekanlar oluşmadan önce ne idi ise oluşmasından sonra da aynı konumda olup kudret ve mekanlarda münezzeh oluş anlamında her şeyin en yücesidir. Allah mekandan münezzehtir. Allah vardı, hiçbir şey yoktu diye daha önce geçti. İlke, Allah mekandan yücedir. Burada Allah'ın mekanı anılması her şeyin ötesinde, en üst konumunda her şey hükmediyor anlamındadır. Bu anlamı iki şekilde ortaya koydu. Birincisi, Arş'a üstünlük, hükümranlık, istivaya da hükmetme. İkisine beraber her şey hükmü altına alma anlamı verdi. İkinci olarak da Arş'a fiziksel bir anlam verilebilir. Yaratılmışların en yücesi, en üstünü diye. Bu durumda da Allah ona da hükmettiği için Allah her şeye hükmediyor anlamı otomatik olarak çıkmış olur. Şu ilkeyi benimseyerek Allah vardı, hiçbir şey yoktu. Allah mekanlar oluşmadan önce neydi ise oluşmasından sonra da aynıdır. Allah'ta değişme olmaz. Burada zikrettiğimiz hususların özü şudur ki, evet, anlatılan hususlarda bir temel ilke öz ortaya koymak gerekir. O da şudur ki, Allah'ın fiilini yaratıkların fiiliyle, onun niteliğini yine yaratıkların niteliği ile mukayese etmemeliyiz. Çünkü o hiçbir şeyin kendisi gibi olmayacağını haber vermiştir. Allah'ın hiç benzeri yoktur diye haber vermiştir. Bunu benimsememiz gerekir. Allah'ın fiilini yaratıkların fiiliyle, onun niteliğini yaratıkların niteliğiyle mukayese etmememiz, karıştırmamamız gerekir. Bu ilke güzel. Bunu da ilke olarak yazalım. Allah'ın fiil ve sıfatlarını yaratılmışlarınki ile karıştırmamak gerekir.
Maturidi'nin farkı bu. Kelamcı olması açısından ilke belirliyor. O ilkeye göre tutarlı şekilde ayetleri yorumluyor. Bu ayet burada geldi. Buna bu anlam vereyim. İki sayfa sonra başka veya iki sure sonra geldi. Orada farklı anlam vereyim. Bir hareket etmiyor. İlkesel olarak. Bir dilsel olarak anlayabiliriz. İki ilkesel anlayabiliriz. İkisini de ortaya koyuyor. Daha çok ilkesel tarafta. Allah'ın fiilini, yaratıkların fiiliyle, onun niteliğini, yaratıkların niteliği ile mukayese edemeyiz, karıştıramayız. Çünkü leyse kim istediği şey ayetine atfen o hiçbir şeyin kendisi gibi olmayacağını haber vermiştir. Yedi semaya iyi düzenlemiştir. Şimdi yukarıya gelirsek tek tek ilerledi. Huvellezî halaka lekum mâ fil ardi cemî'an sümme istevâ ile sema. Her şeyi sizin için yarattı. Tüm evrene hükmediyor. Fesevâfüne seb'e semâvat. Sonra yedi kat semayı yarattı. Ve huve bikülli şeyin alim. Her şeyi biliyor. Şimdi geldik sema kısmına. Yedi semayı düzenlemiştir. Allah Teala bir defasında yedi semayı düzenledi. Sevva. Bir defasında da yedi sema yarattı. Halaka. Bir defasında yine yedi sema yarattı. Gada. Bir defasında göklerin sanatkarına yaratıcısı dedi buyurmuş. Yani aynı yükleme semayla ilgili o nesne meful kısmına bazen sevva düzenledi fiilini. Bazen halaka yarattı fiilini. Bazen ada gene yarattı hükmetti fiilini. Bazen de bedi'yi sanatkarına yarattı fiilini kullanmıştır. Bunların hepsi aynı anlama gelmektedir. Yani Allah kainatı yarattı anlamına gelmektedir. Burayı da şöyle not alalım. Ve iz kâle rabbuke lil melâiketi İnni ca'ilun fil ardi halife. Kalu etec'alu fiha men yufsidu fiha ve yesfikü dima ve nahnu nusebbihu bihamdike ve nukaddisu lek. Kale inni a'lemu ma la ta'lemun. Bilmelisin ki senin Rabbin meleklere yeryüzünde ona sahip ve varis olacak birini yaratacağını demişti. Melekler yeryüzünde ona sahip ve olacak birini yaratacağım demişti. Melekler de seni övgü ile yüceltip aşkınlığını dile biz varken orada bozgunculuğa yol açacak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın diye karşı verdiler. Bunun üzerine Allah ben sizin bilmediğinizi çok şeyi bilirim buyurdu. Hazreti Adem ve insanın yaratılışı ile ilgili kısım İmam radıyallahu anh İmam Maturidi şöyle buyurdu. Bakara suresinde Adem Aleyhisselam kıssasının içerdiği hususlar ve bu konuda müfessirlerin söylediklerinin anlaşılması noktasında söylenmesi gereken şudur ki, gene ilkesel bir şey söylüyor. Hazreti Adem'in yaratılışı kısa olarak farklı ayetler, müfessirlerin buna dair izahları var. Bu konuda ilke olarak şunları benimsemekte fayda var ki, bu alanı ilgilendiren bütün hikmetlere isabetle değinildiği, herhangi bir konunun kesinlikle dile getirildiği ve alimlerin yaptıkları yorumların tam bir kavrayış özelliğine sahip bulunduğu hususunda hiçbirimiz kesin bir şehadette bulunmamalıdır. Bir şey dikkat çekiyor. Müfessirlerin söylediklerinin anlaşılması noktasında söylenmesi gereken şudur ki, bu alanı Hazreti Adem ilk insanın yaratılmasıyla ilgili bu alanı ilgilendiren bütün hikmetlere isabetle değinildiği, herhangi bir konunun kesinlikle dile getirildiği ve alimlerin yaptıkları yorumların tam bir kavrayış özelliğine sahip bulunduğu hususunda birimiz kesin bir şehadette bulunmamalıdır. Yani dört dörtlük bu konu tam anlamıyla izah edilmiştir. Her şey kesin olarak bilinmektedir şeklinde kesin bir şehadette bulunulmamalıdır. Niye böyle bir şey söylüyor arkadaşlar? İmam Maturidi'nin yöntemine göre düşünürsek bu konuda kesin bir netlikte şehadette bulunulmamalıdır diye Bilgi var söylerken hocam, tevil olduğu için. Yani bir anlık. bilgi kaynakları bir
akılla bilgi ulaşılabilir. İki, duyuyla ulaşılabilir. Üç, vahiyle ulaşılabilir. Aklen ilk döneme dair çıkarım yapamayız. Duyu organlarımızda ilk yaratılışa ait şeyleri görme imkanımız yok. O döneme ait bilgi alma imkanımız sadece haber. Vahiy yani. Ayette ne varsa onu biliriz. Yoksa duyu organlarımızla o döneme ait görme, insan ilk insan nasıl yaratıldığını müşahede etme, yani duyu verisi kısıtlı. Aklı da duyu verisine alarak hareket ediyor. Geriye kalıyor haber. Yani ayet ve hadis kalıyor. Dolayısıyla ayet ve hadiste net olanın dışında kesinlikle konuşmak mümkün değil. İşte burası yöntemsel bir ifade. Şöyle yapalım. Burayı seçelim. İşaretleyip ilerleyelim. Yani bu tür konular okurken İmam Maturidi'nin bilgi kaynakları ve değeri kısmını akılda tutmak gerekiyor. Bilgi kaynakları ve sınırı. Örnek Hazreti Adem yaratılması. Müfessirler şimdi konusunda izahlar vardır ama şunu akıldan çıkartmamak gerekir. Konuyla ilgili her şeye değinildiği, konunun dört dörtlük çözüldüğü, tam bir kavrayışla anlaşıldığı konusunda kesin bir şehadette bulunulmamalıdır. Beşer olarak tasarlayabileceğimiz ve bilgimizin ulaşabileceği, yani beş duyu ile akılla beşer olarak bilgi kaynaklarımızla düşüneceğimiz bilgimizin ulaşabileceği nihai nokta, ilahi imtihana tabi tutulanların vasıflandırılabilir özellikle çerçevesiyle sınırlıdır. Yani bize verilen bilgi ile sınırlı bilgimiz. Gerçi meleklerin her türlü yakışıksız vasıftan münezzeh olduğu tercih edilen bir kanaattir. Çünkü Cenab-ı Hak şu beyanları ile meleklere itaat niteliğini nispet etmiştir. Şunu biliyoruz olarak. Melekler itaat eden varlıklardır. Yani hiçbir yakışıksız vasıf meleklere verilemez. Çünkü kesin kes biliyoruz ki itaat meleklere atfedilmiştir sıfat olarak. Melekler Allah'ın buyruklarına karşı gelmez ve emredilen her şeyi getirirler. Kesin bir ifadedir. Melekler itaatkardır. İki, müşrikler Rahman ve evlat edin dediler. Haşa, o bundan münezzehtir. Bilakis onlar ilahi lütuf ve ihsan mazhar kılmış kullardır. Yani Allah'ın ilahi lütuf ve mazharının kılınmış olması muti anlamına gelir. Melekler ondan emir almadan konuşmazlar. Onlar sadece onun emrini görürler, iş görürler. Onlar yücelerdeki Rablerinden korkarlar ve emrolundukları her şeyi yerine getirirler. Onun huzurunda bulunanlar emrolundukları her şeyi yerine getirirler. Onun huzurunda bulunanlar kendisine ibadet etme hususunda ne kapılırlar ne de yorgunluk duyarlar. Bu kadar ayeti niye saydım Maturidi? Bizde şu kesin bilgi var. Meleklere yakışıksız bir vasıf atfedilemez. Çünkü onlar itaat muti olarak ayetlerde yer alır. Şurayı bir seçelim hepsini. Şöyle yapalım. Melekler itaatkardır. Bir kötü vasıf onlara atfedilemez. Yani elimizdeki net bilgilere bakıyoruz. Yani duyu organlarıyla ilk insanın yaratılmasına dair bilgi elde edinemiyoruz. Ayette olanlar var. Aklen de çıkarım yapamıyoruz. Ayette olanların elde olan bir. Melekler itaatkar kul. Onlara yakışıksız bir şey atfedemeyiz. İki, insan olarak bilgimizin kaynağı sınırlı. Bu sınırlılığının farkına varmamız gerekir. Dolayısıyla ayette elde var bir. Meleklere kötülük atfedilemez. Devam edelim. Ayrıca Resulullah'tan gelen rivayetlerde meleklerin Allah'a itaat etme ve sürekli ibadette bulunma nitelikleri açıklanmaktadır. Hadislerde de melekler muti olarak nitelendirilir. Bir de hiçbir peygamberden meleğin günah işlemekle nitelendirilmeye dair bir nakil gelmemiştir. Bu da haber. Peygamberimizden meleklerin isyankar olduğuna dair bir rivayet olmadığı gibi diğer peygamberlerden de meleklerin günah işlediğine dair nakil gelmemiştir. Haberi bilgi gelmemiştir. Bu husus bazı selef alimlerinden zikredilmiş ve de Yüce Allah'ın melekleri hakkında dil uzatmanın münasebetsizliği bir yana böyle alimlere cüz'i meselelerde muhalefet etmenin hiçbir sakıncası bulunmamaktadır.
Yani yukarıda saydık ayetlerde melekler itaatkar olarak adlandırılıyor. Birden fazla ayette. Peygamberimiz onların sürekli itaat ettiğini söylüyor. Diğer peygamberler de onların itaatkar olduğunu söylüyor. Bunu ilk olarak elde var. Bir, bilmemiz gerekiyor. Buna rağmen bazı selef alimlerinden onların da günah işlediğine dair rivayet gelse de bu konuda onlara muhalefet edilebilir. Bunda bir mahsur yoktur. Çünkü elde kesin ayetten tespit vardır. Şimdi şöyle yapalım. Şuranın hepsini seçelim. Meleklerin özellikleri diye bir not alalım. Melekler isyan etmezler. Mutidirler diye. İki. Burayı yine seçelim. Şurasını. Selef muhalefet ayette net olan konularda farklı yorumda bulunan selef muhalefet edilir. Bunda bir tam ifadesi nasıl? Bazı selef alimlerinden zikredilmiştir. Meleklerin günah işleme niteliğine dair husus. Yüce Allah'ın melekleri hakkında dil uzatmanın münasebetsizliği bir yana, yani münasebetsizlik etmişler bir yana, böyle alimlere cüz'i meselelerde ya yani bu tür meselelerde muhalefet etmenin bir sakıncası yoktur. Şimdi elde ne var? Bir, Hazreti Adem ve ilk insanın yaratılışına dair duyu organlarıyla bilgi elde edemeyiz. Aklen çıkarımda bulunamayız. Elde vahiy bilgisi kalıyor, haber bilgisi. Haber bilgisinde el ne var? Meleklerin Allah'a isyan var. Devam edelim. Meleklerin nitelikleri. Allah Teala meleklerine şöyle buyurmuştur. Yeryüzünde ona sahip varis olacak birini yaratacağım demişti. Melekler de seni övgü ile yüceltip aşkınlığını dile getiren bizler varken orada bozgunculuğa yol açacak ve kan dökülecek birini mi yaratacaksın diye karşılık verdiler. Bazı alimler bunun meleklerin bir sürçmede zelle olduğunu ileri sürmüştür. Çünkü onların yeryüzünde ona sahip bir varis olacak birini yaratacağım şeklindeki ilahi beyana bu ifadelere karşılık vermeleri münasip değildi. Bu üslup sorgulama konumunda olup Allah'ın dilini yadırgayan bir eda ile biz şöyle şöyle yapmaya hazırken sen bu işi nasıl yaparsın anlamına gelir. Sözü edilen alimler ben sizin bilmediğiniz pek çok şeyi bilirim mi? Ali'deki ilahi beyanla da kanaatten demek istemişlerdir. Bu ifadede söyleyenin uyarılması gerektiren bir bilgisizlik olmasaydı Cenab-ı Hakk'ın ben sizin bilmediğiniz pek çok şeyi bilirim mukabelesinde bulunmazdı. Yani bazı alimler beni burada de bulunmuşlardır. Yani yukarıda ne demişti? Melekler muti kullardır, günah işlemezler kesin ilke benimsemişti. Burada bazı alimler de bulundu melekler demişler. Kendilerinin bilmediği birçok şeyi Allah'ın bildiği hususu meleklerce biliniyordu. Eğer iddianız da samimi sözüyle Allah kendilerine nesnelerin isimlerini söylemekle imtihan etmesi de bu kanaati desteklemektedir. Şayet meleklerden uyarıya maruz kalacakları bir söz çıkmasaydı Cenab-ı Hakk'ın şunların isimlerini bana bildirin şeklindeki beyanına iddianız da haklı şartını koşmanın bir anlamı kalmazdı. Şu var ki üslup sistem ve uyarı konumunu arz etmektedir. Yani bir kısım alim bunlar zelle içinde bulundular. Kanaatini ileri sürmüş. Bazı alimler şöyle demişti. Bozgunculuğa yol açacak birini mi yaratacaksın? Alindeki ifade iblise aittir. O ara cümle iblise aittir. Aslında bu sözde karşılık veren iblistir. Fakat ifade çoğul kipinden gelmiştir. Dil açısından topluluğu kastederek tek kişi veya tek kişi kastederek topluluğu hitap etmek mümkündür. Her ne kadar Allah'ın hitabı senin bin meleklere de şeklinde bir melekler topluluğuna yönelik görülse de nitekim bana şu bildirin ifadesinde o şeklindedir. Bazı alimlerde o ara cümle meleklere değil iblise aitti demişler. Aslında Allah'ın meleklerin hususu bilmediklerini biliyor ve bilmedikleri halde bunu kendilerine emretmesi de ihtimal dahilinde bulunmaktadır.
Melekler ille de vermeye gayret gösterselerdi, gerçeğe aykırı şeyler söyleme durumunda kalacaklardı. Şu halde ayetin içerdiği ilahi beyan, meleklerin yaptığı bir hataya mukabil onlara sitem ve uyarı niteliği taşır. Bu telakkiyi destekleyen hususlardan biri de meleklerin Allah'ın öğrettiklerinden başka bir şey bilmediklerini itiraf edişleridir. Cenab-ı Hak, ben göklerin ve yerin sırlarını bilirim mealindeki beyanı aynı telakki desteklemektedir. Meleklerin önceden yaptıkları bir gaflet olmasaydı onların tür haddini bildirmeye ve uyarıya layık görülmelerinin pek anlamı kalmazdı. Çünkü aziz ve celil olan Allah, meleklerin göklerin ve yerin bildiği hususu üstün derecedeki melekler şöyle dursun, kötü davranışlı kafirlere bile gizli kalan bir şey değildir. Fakat kullar da sürçmüş küçük hatalardan ötürü dikkatleri çekilerek bazen uyarılırlar. Yani küçük sürçme hatadan ötürü ileride uyarılabilir. Meleklerin de bu türdedir. Kafirler için hazırlanmış bulunan ateşten sakının. Bir de Resulullah'a hitap, eğer seni kararlı hale getirseydik, nerede onlara az da olsa meyledecektin. Ve şüphe yok ki o zaman sen hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattıracaktır. Enzelle ifadeleri. Ayrıca meleklere hitaben onlardan biri, ben de ondan ayrı bir tanrıyım diyecek olursa biz onu cehennemle cezalandırırız ayetlerinde görüldüğü gibi. Enzelledir diye düşünenler de olmuş. Bazı alimler meleklerin imtihan çerçevesi günah işlemesini caiz görmüşlerdir. Meleklerin imtihan çerçevesinde günah işlemesini caiz görmüşlerdir. Onların imtihana tabi tutulmasının delili biraz önce sözünü ettiğim ümit ve korku fiilleridir. Bunun yanında Allah'a ibadet etmekle ölmeleri, uluhiyet iddia ettikleri takdirde tehdide maruz bırakılmaları da zikredilmelidir. Şunlar ki meleklerin fiilleri cebir ve zorlama ilkesine bağlı olarak gerçekleşseydi ifa ettikleri ibadet ve itaat konularında ölmeye layık görülmez. Masiyetin imkan dahiline girmediği ve yaratılışın buna münasip olmadığı durumlarda da imtihan önem kazanmazdı. Meleklerin fiilleri cebir ve zorlama ilkesine bağlı olarak gerçekleşseydi, cebren zorlama ile otomatik olarak gerçekleşseydi, ifa ettikleri ibadet ve itaat konularında ölmeye layık görülmezlerdi. Masiyetin imkan dahiline girmediği, yaratılışın münasip olmadığı durumlarda da imtihan önem kazanmazdı. Çünkü itaat masiyetten korunmaktan ibarettir. Günah işleme durumunda korunmak itaattir. Günahtan korunmaktır. Cenab-ı Hak melekliler Allah asi olmaz buyurmuştur. Böyle bir ifade günah işleme ihtimali bulunmayan kimseler için kullanılmaz. Melekler asi olmaz buyurmuştur. Böyle bir ifade günah işleme ihtimali bulunan kimseler için kullanılmaz. Şu halde meleklerin de günah işleme imkana sahip kılındığı sabit olmuştur. Melekler de günah işleyebilirler ama işlemezler anlamında. Bu sebepledir ki onların taatleri özen kazanmış ibadet kıymeti artar. İmtihana tabi tutulan kimsenin Allah Teala'nın koruma ve himayesi olmadığı takdirde sürçmesi, küçük hata, hatta günah işlemesi, her türlü bela ve sıkıntıya maruz kalması endişe edilecek bir husustur. Allah'ın koruması ise onun bir ihsan ve ikramı olup sadece kendisi tarafından lütfedilir. Kimse buna yaratılıştan sahip değildir. Öyleyse günah işlemekle sınava tabi tutmak daima mümkündür. Şunu da söylemek gerekir ki sözü edilen makbul kullardan bazıları hataların vuku bulması, diğer insanlar için günahtan uzak kalmayı temenni etmeleri, günahsız oluştan ümit kesmeleri ve buna konuda yardımını esirgemek için daima Allah'a yönelmelerine büyük etkiler yapmaktadır. Değeri ne kadar büyük olursa olsun Allah'a itaatkar olan hiçbir kimse yoktur ki nefsiyle baş başa bırakıldığında tehlike içinde bulunmamış olsun. Değeri ne kadar büyük olursa olsun Allah'a itaatkar olan hiçbir kimse yoktur ki nefsiyle baş başa bırakıldığında tehlike bulunmamış olsun. Zaten Allah bazı konularda rızasını ters seçimlerde bulunabileceğini bilmektedir. Şu kadar var ki kul Allah'a sığınıp niyazda bulunmayı şiar edinir. Bazı peygamberlerden Allah'ın salat ve selam üzerlerine olsun vuku bulan zerrelerin anlamı da bundan ibarettir. Şimdi buraları şöyle bir işaretleyelim.
Sınıf. Zelle diye işaret edelim. Zelle melek peygamber. Meleklerin zellesi, peygamberin zellesi. Örnekler geldi. Bazılar da böyle düşünmüş. Bir kısım alim de vardır ki meleklerin, şimdi şunu yapalım, hatırlayarak gidelim. Şimdi Maturidi girişte dedi ki onlar muti olarak ayette anıldılar. Peygamberlerden böyle geldi. Onlar itaatkar kullardır diye geldi. Bazı alimler zelle günah işleyebilir. Şöyle de zelleye bakalım. Zelle melekler. Evet, melekler muti kullardır diye ayetleri sıraladı Maturidi. Sonra meleklerin bu bir zelledir diye düşünenler olmuş. Bazı alimler oradaki bozgunculuk çıkartacak birini mi yaratacaksın ifadesinin iblise ait olduğunu, melekler ait olmadığını söyleyen olmuş. Bazıları eklerde imtihan ediliyor. Günah işlemesi caizdir diyenler olmuş. Bir kısım alimler de vardır ki meleklerin Adem'in yaratılması münasebetiyle Allah Teala'ya olan itirazları onların yaptığı bir zelle biçiminde değerlendirmemiştir. Aksine Allah kendilerini bundan korumuş demişlerdir. Onlar zelleden Allah tarafından korunmuşlardır diye düşünenler olmuş. Buna göre orada bozgunculuğa yol açacak birini mi yaratacaksın mealindeki sözleri iki şekilde yorumlanabilir. Birincisi, yani orada bozgunculuğa yol açacak birini mi yaratacaksın? Bu ifade iki şekilde yorumlanabilir. Birincisi, soru tarzında olup Cenab-ı Hak kendilerine Adem oğullarının yeryüzünde fesat çıkaracaklarını haber verince, Cenab-ı Hak kendilerine Adem oğullarının yeryüzünde fesat çıkaracağını haber verince, onlar da bunu nasıl yapabilirler? Halbuki sen onları yarattın, rızıklandırdın ve çeşitli nimetlerle ikramda bulundun. Biz ise yaratılışımızı bu şekilde gerçekleştirdiğin için seni övgüyle yüceltir, aşkınlığını dile getiririz. Yahut da şöyle, insanların aklı kendilerine verilen bunca nimetlere rağmen sana asi olmayı nasıl tasavvur edebilir? İnsanlar akıllı kendilerine verilen bu kadar nimeti anladığı halde nasıl olur da sana asi olmayı tasavvur edebilirler? Biz melekler zümresine gelince aklımız böyle bir şeyi asla kabul etmez şeklinde şaşkınlıklarını ifade etmişlerdir. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah ben sizin bilmediğiniz pek çok şeyi bilirim buyurmuştur. Şimdi buradaki iki usul dedi. Birinci usul yukarıdaki hazif tekniğini kullandı. Aradaki hazfedilen şeylerle düşünürsek sanki melekler şöyle demiş oldular. İnsanların aklı kendilerine verilen buca nimetlere rağmen sana asi olmayı nasıl tasavvur edebilir? Veya Allah onlara Adem oğullarının yeryüzünde fesat çıkaracağını haber verince, yani fesat çıkaracağı önce Allah haber veriyor. Haber verilince bunu nasıl yapabilirler? Halbuki sen onlara yarattın, rızıklandırdın. Birinci görüş bu. Ben sizin bilmediğiniz pek çok şeyi bilirim buyurmuştur. Yani ben Adem oğullarına fıtratlarına yerleştirilen birçok şehvetler rağmen imtihana tabi tutacağım. Beşeri arzular kendilerine baskın geldiğinde çeşitli gafletlere maruz kalıp düşmanlarının çokluğu ve arzularının baskınlığı yüzünden daima uyanık ve bilinçli olma hali onlar için zor bir şey olacaktır. Tabi tutuldukları sınav çok çetin olacağından sözü edilen kötülükleri yapabilecekler. Şöyle de olabilir. Ben Ademoğullarının fıtratlarına yerleştirilen birçok şehvete rağmen imtihana tabi tutacağım. Beşeri arzular kendilerine baskın geldiğinden çeşitli gafletlere maruz kalıp
düşmanlarının çokluğu ve arzularının baskısı yüzünden daima uyanık ve bilinçli olma hali, takva dediğimiz hal, daima uyanık ve bilinçli olma hali onlar için zor olacak. Tabi tutuldukları sınav çok çetin olacak. Söz edilen kötülükleri yapabilecekler. Buraya kadar anlattığımız yorum, Allah'ın kendisine asi olacak kimseleri yaratmasındaki hikmeti hedefleyen soruya karşılık verilen bir cevap niteliğindedir. Buraya kadar yaptığımız, yani onların bozgunculuk çıkartacağını Allah haber veriyor. Haber verdikten sonra melekler bunu nasıl yapabilirler diye hayretlerini ifade ediyor. Buraya kadar anlattığımız yorum, Allah'ın kendisine asi olacak kimseleri yaratmasındaki hikmeti hedefleyen soruya karşı verilen bir cevap niteliğindedir. Allah bu cevap bağlamında meleklerin bilmediği şeyleri kendisinin bildiğini haber vermiştir. Bu haber veriş, Allah'ın dostlarının yanında düşmanlarının da olacağını açıklama anlamına geldiği gibi, onun yarattığı kimselerin hiçbirini kendisinin bir ihtiyacı veya menfaat için yaratmadığının da açıklanması manasını içerir. Onların yaratılışı Allah'ın bir ihtiyacı için olmadığı, menfaati için olmadığı açıklamasını da içerir. Şayet zati ihtiyaç ve menfaatinden dolayı insanlar yaratılmış olsaydı, emrettiği bir şeye muhalefet edecek kimseyi yaratmazdı. Onun insanları yaratmasının hikmeti birbirlerine ibret ve öğüt vesileler olmalarıdır. Allah'ın insanları yaratmasının hikmeti birbirlerine ibret ve öğüt vesilesi olmalarıdır. Bunun sonucunda asilerin cezaya çarpması ilkesi, asilerin cezaya çarptırılması ilkesi başkaları için günahtan çekinme ve öğüt alma vesilesi olur ve benzeri başka sonuçlar. Birinci yorum bu. Şöyle yapalım. Şurasını seçelim. Bir insanın bozgunculuk çıkartması, psikolojik zaaflar diyelim. Birinci anlam bu. Birinci anlama göre Allah onlara yeryüzünde fesat çıkartacağını söylüyor. Söyledikten sonra onlar, halbuki sen onları yarattın, rızıklandırdın, nimetlerde bulundun. Biz ise seni övgüyle yüceltiyoruz, aşkınlığımızı dile getiriyoruz diye bozgunculuk çıkartacağını haber veren Allah, sonra buna mukabil meleklerin cevabı var. Yine aynı şekilde insanın fıtratında psikolojik zaafların, şehvetin olması onları günahla bağlantılarını ifade ediyor. Beşeri arzularına karşı her an bilinçli olanlar bundan korunabileceklerdir diyor. Birinci anlam bu. İkincisi, orada bozgunculuğa yol açacak birini mi yaratacaksın? Mealindeki beyanın nefi, olumsuzlama değil, ispat konumunda bulunmasıdır. Yani sen bunu yaparsın. Çünkü asi olacak kimseleri yaratmakta senin için hiçbir zararın bahis konusu olmadığı gibi, itaat edecek kimseleri yaratmaktan da herhangi bir menfaatin yoktur. İkinci olarak da, orada bozgunculuğa yol açacak birini yaratacaksın. Sen yaratabilirsin. Sen hiçbir şeye muhtaç değilsin anlamı da çıkabilir. O nefi değil, ispat anlamı çıkabilir. Yani iyiliğin, kötülüğün yaratıcısı Allah'tır anlamı çıkabilir. Yani sen bunu yaparsan, çünkü asi olacak kimseleri yaratmakta senin için hiçbir zararın bahis konusu olmadığı gibi, itaat edecek kimseleri yaratmakta da herhangi bir menfaatin yoktur da anlaşılabilir. Senin övgüye layık zatın fiillerinin bu iki amaçtan herhangi birine yönelik olmasından münezzehtir. Senin zatının fiilleri bir menfaat ve zarardan kaçınma gibi bir amacı olmadığı için bundan münezzehtir. Sözü edilen ayetin taşıdığı üslup şu ilahi beyana benzemektedir. Kalplerinde bir hastalık mı var onların, yoksa şüpheye mi sürüklendiler? Yahut da Allah ve Resulünün kendilerine haksızlık edeceğinden mi endişe ediyorlar? Bu ayetteki soru gerçek manada bir soru olmayıp hastalığın ve şüphenin mevcut olduğu şeklinde ispata yönelik bulunmaktadır. Gerçek bir soru değil buradaki soru anlamında. Kalplerinde bir hastalık mı var onların, yoksa şüpheye mi sürüklendiler? Yahut da Allah ve Resulünün kendilerine haksızlık edeceğinden mi endişe ediyorlar?
Bu ayetteki soru gerçek manada bir soru olmayıp hastalığın ve şüphenin mevcut olduğu şeklinde ispata yönelik bulunmaktadır. Hazreti Adem'in yaratılışıyla ilgili ayette şu ihtimali de belirtmek gerekir. Birinci anlam neydi? Bozgunculuk çıkaracaklarını Allah haber verdi. Sonra melekler sen onları yarattın nasıl böyle yapıyorlar diye devam ettiler. İkincisi buradaki soru cümlesi gerçek soru olmayıp ispat anlamındadır. Aynen kendilerine haksızlık edeceğinden şüphe mi ediyorlar sorusu gibi. Bu ayetteki soru gerçek anlamda soru olmayıp şüphenin mevcut olduğu şeklinde ispata yönelik bulunmaktadır. Hazreti Adem'in yaratılışıyla ilgili ayette şu ihtimali de belirtmek gerekir. Eteş alü lafzındaki istifham edatı olan elifin zayid olması mümkündür. Dün bir adam öldürdüğün gibi bugün de beni mi öldürmek istiyorsun? Mealindeki ayetin başında yer alan etüridü lafzındaki elif ile arzı 2 günde yaratan Allah'a inkar mı ediyorsunuz? Ayetinde yer alan e inneküm lafzını elifler gibi. Yani burada mana inneküm ve türiydu şeklindedir. Tefsirini yapmakta olduğumuz ayet de bu konumdadır. Yani buradaki etecalü niye yaratacaksın diye gelelim ayetin başına. Etecalü fiha bozgunculuğa yol açacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Buradaki istifam anlamında kullanılmaz diyenler de olmuş. Orada kan dökecek insanlar yaratacaksın. İnsanların fıtratında bu var anlamında. Buna dair ayet örneklerini de verdi. Bu da olabilir. Şimdi ne dikkatinizi çekti buraya kadar? Farklı yorumlara aktardı. Girişteki cümleye dönersek, bu konularda kesin konuşmamak gerekir. Bu konuda bilgimiz sınırlı. Kesin çözdüm, %100 anlamı buldum. Kesin anlam budur. Bu kesinlikle bir giriş yapmamak, düşünmemek gerekir diye giriş yaptı. Bunlardan dolayı. Yani farklı ihtimaller var. Aynen arzı 2 günde yaratan Allah'a inkar mı ediyorsunuz? Veya Eturidu'daki Elif gibi Elif'in zayıt olması da mümkündür dedi. İmam şöyle dedi. Ben sizin bilmediğiniz pek çoğu bilirim. Mealindeki ilahi beyanın anlamı şudur. Şimdi burada farklılık şu. Bir de fazla görüş aktardı. Bunlardan hangisi İmam Maturidi'nin görüşü? İlk baştaki aktardığımı, en sondaki aktardığımı. Ama şunu diyebiliriz. Girişteki anlama dikkat edersek kesin bir anlama öne çıkartıp budur, diğerleri değildir diyemeyeceğini kendi ortaya koydu. Bilgi kaynaklarına dayanarak. Neticede bunlardan biri olabilir. İmam Maturidi şöyle dedi. Ben sizin bilmediğinizi pek çok şeyi bilirim. Mealindeki ilahi beyanın anlamı şudur ki Allah meleklere yeryüzünde fesat çıkaracak olan Adem oğullarına haber vermiş. Fakat onlara içlerinde bulunacak peygamberleri ve makbul kulları bildirmemiştir. Şimdi buraya şu kısmı işaretlersek Allah melekleri yeryüzünde fesat çıkaracak olan Adem oğullarına haber vermiş. Bu onların fesat çıkartacağını işte Allah'ın haber vermesiyle. O zaman şu anlama geriye döndüğü zaman işaretlemiş olacağız. Şuradaki birinci anlam. Allah haber verdiği anlamında geçen anlam. Allah meleklere insanların çıkacağını haber verdi dediği anlam. Ben sizin bilmediğiniz pek çok şeyi bilirim. Mealindeki ilahi beyan anlamı şudur ki Allah meleklere yeryüzünde fesat çıkartacak olan Adem oğullarına haber vermiş. Bu niye önemli? Çünkü yeryüzünde insanın fesat çıkartacağını nereden biliyor? Sorusu sorulduğu zaman işte önce iblis vardı, insanlardan önce cinler yaşamıştı, ondan dolayı biliyorlardı falan gibi farklı yorum yapıyor. Onlara şimdiye kadar atıf yapmadı Maturidi.
İki kere tekrar ettiği cümle bu cümle. Allah meleklere yeryüzünde fesat çıkartacak olan Adem'e olan haber verdi. Fesat çıkartacağını Allah onlara bilgi verdi. Onlar sonra cümleyi devam ettirdiler şeklinde. Allah melekleri yeryüzünde fesat çıkartacak olacak Adem'e olan haber vermiş. Fakat onlara içlerinde bulunacak peygamberleri ve makbul kulları bildirmemiştir. Şüphe yok ki Allah Cenab-ı Hak meleklerin bilmediği hayırlı kulların haberlerini bilmektedir. Şurayı şöyle seçip işaretleyeyim. Tekrar aramamız gerekirse aramayalım. İnsanların fesat çıkarmak yok. Allah meleklere yeryüzünde fesat çıkartacak olan Adem oğullarına haber vermiş fakat onlara içlerinde bulunacak peygamberleri ve makbul kulları bildirmemiş. Şüphe yok ki Cenab-ı Hak meleklerin bilmediği hayırlı kulların haberlerini bilmektedir. Bu sebepledir ki meleklerden varlıkların isimlerini söylemelerini talep ettiği sırada onlara Adem'e lütfettiği büyük nimetleri bildirmiş ve isimleri kendisine öğretmek suretiyle onu bir nevi meleklerin peygamberi konumuna getirmiştir. Melekler beşer türü içinde nurdan yaratılmış olan kendilerinin muhtaç olacağı bir şeyin bulunabileceğini tasavvur edememişlerdi. Melekler beşer türü içinde nurdan yaratılmış olan kendilerinin muhtaç olacağı bir şeyin bulunabileceğini tasavvur edememişlerdi. Onur ki nesnelerden perdelerin kaldırılması ve onların bütün çıplaklığıyla açığa çıkmasının sebebini teşkil etmektedir. Yani insanda verilen bir nur var. O nur nesnelerdeki perdelerin kaldırılmasına ve hakikatin bütün çıplaklığıyla açığa çıkmasına sebep teşkil etmektedir. Durum böyle iken o nedir? İşte iman nuru veya nübüvvet nuru diyebiliriz. Durum böyle iken melekler ilim elde etmek için kapalılığın ve karanlığın temelini oluşturan toprak ve suyun özünden yaratılmış birine Adem'e muhtaç olsunlar. Melekler ilim elde etmek için kapalılığın ve karanlığın temelini oluşturan toprak ve suyun özünden yaratılmış birine muhtaç olsunlar. Cenab-ı Hak Adem'i yaratmasındaki yöntem sayesinde meleklere varlıkları bilip tanıma yolunun yaratılıştan değil Allah'ın lütfu ve keremi olduğunu bildirmek istemiştir. Cenab-ı Hak Adem'i yaratmasındaki yöntem sayesinde meleklere varlıkları bilip tanıma yolunun yaratılıştan değil Allah'ın lütfu ve keremi olduğunu bildirmek istemiştir. Şimdi şöyle yapalım. Kısmı. Nesnelerin hakikatini bilmek diyelim. Kalsın. Bazı alimler makbul kullardan öylesi vardır ki isyan konumunda bulunan zelle şöyle dursun. Günah işlemenin zihne gelmesi sebebiyle bile itap yani kınamaya müstahak olurlar demiştir. Böyle söyleyenler de olmuş. Yani günah işlemek şöyle dursun. Günah işleme ihtimalinin tasavvuru bile onlara ağır gelir. Onlara kınanmasına sebep olur demişlerdir. Onlar derece ve değerlerinin yüksek oluşu sebebiyle günah işlemeseler bile böylesi bir durum sebebiyle kınamaya maruz kalırlar. Nitekim Allah Teala masiyet konumunda olmayan bazı konularda peygamberlere hitapta bulunmuştur. Yani normal insanlar için günah olmayan ama peygamberlere günah sayılan durumlar şu ayetlerde görüldüğü gibi Allah seni affetti ya fakat sen doğru söyleyenleri tespit edip yalancıları belirlemeden onlara niçin izin verdin? Günah işlemek suretiyle öz varlıklarına hıyanet eden kimseleri savunma. Hani Allah'ın nimet verdiği, senin de iyilik ettiğin kimseye eşini boşama ve Allah'a karşı saygılı davran diyordun. Fakat bunun yanında Allah'ın eninde sonunda açığa vuracağı şeyi insanlardan çekinerek içinde gizliyordun. Yani bunlar normal insan davranışları. Yani söylersem kınarlar diye çekinme duygusu, günah olmayan bir durum ama peygamberler için kınanan bir durum. Halbuki Resulullah'ın bu davranışlarında günah teşkil etmemişti. Günahlık bir durum yoktu. Allah yine şöyle buyurmuştur. Ey peygamber, Allah sana helal kıldığı şeyleri neden kendine haram ediyorsun? Oysa ki bu noktada Resul-i Ekrem herhangi bir günah işlememişti. Meleklerin durumu da bunun gibidir.
Yani bununla şöyle seçelim. Gene zelle diyelim. İtap zelle demek peygamber sıralayalım. Konuya girerken nasıl girdi Maturidi? Melekler itaat eden kullar günah işlemezler diye girdi. Dolayısıyla konuyu buraya getiriyor. Peygamberlerin yaptığı bazı normal davranışlar insanlar için normalken peygamberlere günah sayılıyor. Meleklerin yaptığı da aslında günah değil ama öyle sayılıyor anlamında söyledi. Alimler meleklerin Adem'in yaratılışına itiraz edişlerinin sebepleri üzerinde fikir beyan etmişlerdir. Bir kısmı melekler Allah nezdinde en değerli kullar olduklarını ve kimseyi kendilerinden üstün tutmayacağını zannetmişlerdi demiştir. Bir kısmı da şöyle bir yaklaşımda bulunmuştur. Melekler ateş ve toprak cevherlerinden yaratıldığı belirtilen herkesten daha bilgili olduklarını zannetmişlerdi. Melekler ateş veya toprak cevherinden yaratıldığı belirtilen herkesten ateş iblis, toprak insan, cevherinden yaratıldığı belirtilen herkesten daha bilgili olduklarını zannetmişlerdi. Yahut Allah'a olan ibadetlerinin azameti yanında cin ve insan türünden olan yaratıklar içinde asilerin de bulunduğunu bilmiş olmaları yüzünden. Bunun için olmalıdır ki Allah melekleri evvela ilimle sonra da Adem'e secde etmekle imtihan etmiştir. Bununla beşer türünün yücelik ve şerefini ayrıca kendisine lütfettiği bilginin enginliğini ortaya koymayı kastetmiştir. Nihayet bazı alimler de meleklerin vahiy itirazlarını Cenab-ı Hakk'ın şu beyanıyla açıklamak istemiştir. Seni övgüyle yüceltip aşkınlığını dile getirirken bizler senin övgüyle yüceltip aşkınlığını dile getiren bizler varken yani melekler Allah'a tesbih ve takdiste bulunmaları sebebiyle yaratıkların en değerlisi olduklarını zannediyorlardı. Şimdi şurayı da alalım. Meleklerin farklı görüşler ileri sürülmüş. Melekler niye o cümleyi kurdular diye. Yeryüzünde ona sahip ve varis olacak birini halife yaratacağım. Bazıları Allah Teala'nın bu beyanıyla Adem'i kastettiğini söylemiştir. Buna göre Adem yeryüzünde meleklere ve kendisinden önce gelip geçen can türüne halef olacaktı. 154 Rahman suresindeki geçen. Ancak bu görüş gerçek olmaktan uzaktır. Yeryüzünde ona sahip ve varis olacak birini mi yaratacağım? Birini yaratacağım. Bazıları Allah Teala'nın bu beyanıyla Adem'i kastettiğini söylemiştir. Buna göre Adem yeryüzünde meleklere ve kendisinden önce gelip geçen can türüne halef olacaktı. Ancak bu görüş gerçek olmaktan uzaktır. Çünkü melekler orada bozgunculuğa yol açacak birini mi yaratacaksın demişlerdi. Hazreti Adem yeryüzünde fesat çıkaracak ve kan akıtacak biri değildi. Aksine o Rabbini övgüyle tesbih ediyordu ve onu takdis ediyordu. Ancak Allah bu beyanıyla Adem'le birlikte bir kısmını diğerine halife kılmak üzere kıyamete kadar gelecek neslini kastetmiş olabilir. Halife Allah bu beyanıyla Adem'le birlikte bir kısmını diğerine halife kılmak üzere kıyamete kadar gelecek neslini insan olduğunu kastetmiş olabilir. Sizi yeryüzünün hakimleri, halifeleri kılan kimse mi? Mealindeki ayette olduğu gibi. Yahut da görüşlerinin söyledikleri doğru ise zikrettikleri kimseyi halef yapar. Bu haleflerin yeryüzünde bulunmaları mümkündür. Çünkü yerküre onlar için durulmak, yayılıp kalmak ve tekrar ondan yaratılmak üzere var edilmiştir. Dünyanın sakinleri ve imar edenleri de onlardır. Yine onlar Allah'ın hükümlerini ve dinini yaşatmak için ve halife kılınmışlardır. Cenab-ı Hakk'ın Davut Aleyhisselam, ey Davut biz seni yeryüzünde halife olmakla görevlendirdik buyurması gibi Allah Davut'u dünyadaki insanlar arasında ilahi hükümleri icra etmesi ve kendi arzuna uymaması için halife yapmıştır. Adem oğullarının da bununla emrolunmuştur. Ne kadar var ayetin bitimine? Ha bitmiş. Burayı okuyup bitirelim. Biz seni Bitirdim hocam. övgüyle yüceltip aşkınlığını dile getiririz. Şu kısmı da işaretleyelim. Halifelik diye.
Halife için ne dedi? Hazreti Adem'le birlikte kıyamete kadar neslidir dedi. Çünkü Hazreti Adem kan dökmez dedi. Biz seni yüceltip aşkımını dile getiririz. Buradaki bihamdik ifadesine emrin uyarınca ve seni tanımak suretiyle emrine uyarak seni överiz veya seni tanımak suretiyle seni överiz yahut da sana övgüde bulunmak suretiyle anlamı verilmiştir. Bu mana meleklerin sözü edilen ifadeyi kendilerine nispet etmeleri ve Allah'ın onlara yönelik büyük nimet, lütuf ve muvaffakiyet ihsan edişini hesaba katmamaları durumunda doğrudur. Burada şöyle bir bağlantı kurmak da mümkündür. Melekler Allah'ın kendilerine yaptığı yardıma hamd etmeden yahut da beşerin müptela kılındığı şehvet ve kötülüklerden korunup affedilmeleri için dua etmeden beşer türünün sahip bulunduğu kötü nitelikleri nasıl zikretmiş olabilirlerdi. Bundan ötürü olmalıdır ki nihai gerçeği bilen Allah'tır. Onların sonraki meşgaleleri yeryüzünde bulunan insanlar için bağışlanma talep etmek ve Allah dostlarına yardımda bulunmaktan ibaret olmuştur. Burada insana dikkat çeken bir kısım var. Beşerin müptela kılındığı şehvet ve kötülükle korunup affedilmeleri. Şu kısmı seçelim. İnsanların zaafları, meleklerin onlara duası diyelim. Meleklere sözü edilen ifadeyi kendilerine nispet etmeleri ve Allah'ın onlara yönelik büyük nimet, lütuf ve muvaffakiyet ihsan edişini hesaba katmamaları durumunda doğrudur. Burada şöyle bir bağlantı kurmak mümkündür. Melekler Allah'ın kendilerine yaptığı yardıma hamd etmeden yahut da beşerin müptela kılındığı şehvet ve kötülüklerden korunup affedilmeleri için dua etmeden beşer türünün sahip bulunduğu kötü nitelikleri nasıl zikretmiş olabilirlerdi? Bundan ötürü olmalıdır ki onların sonraki meşgaleleri, meleklerin sonraki meşgaleleri yeryüzünde bulunan insanlar için bağışlanma talep etmek ve Allah dostlarına yardımda bulunmaktan ibaret olmuştur. Bazıları da şöyle bir haber nakletmişlerdir. İblis meleklere Adem'in kendilerine üstün kılınması ve ona itaatte bulunmakla emredilmeleri halinde ne yapacaklarını sormuş. İblis meleklere Adem'in kendilerine üstün kılınması ve ona itaatte bulunmakla emredilmeleri halinde ne yapacaklarını sormuş. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah iblisin gizlemekte olduğu isyan ile meleklerin israr ettikleri itaati bildiğini beyan etmiştir. Bu mahiyeti bilinemeyecek bir şeydir. Yani gene aynı şeye geldi. Dersin ilk kısmına geldi. Ahiretteki bu durumla ilgili şeyler mahiyeti bilinemeyecek şeyler. Çünkü o olaylara, duruma, zamana doğru bilgimiz yok. Mahiyeti bilgi kaynaklarımızda bilinemeyecek bir şeydir. Zira Cenab-ı Hakk'ın kınaması, şeytanın isimleri haber verme, eşyanın isimlerini haber verme ve benzer hususlarla ilgili hitabı meleklerin bütününe yönelik olmuş, secde etmelerine yönelik buyruğu ise başka bir vakit ve konumda gerçekleşmiştir. Melekler ilahi rahmetten kovulmuş olan şeytanın sorusu yüzünden azarlanacak değillerdi. Şu var ki isyan derecesine ulaşmayan konularda da kınamanın, azarlamanın gerçekleşmesi mümkündür. Evet, burada da şöyle yapalım. Bilinemeyecek konular, bilgi kaynaklarımızın sınırlılığı diyelim. Yani her konuda 4-5 mamur konuşma mümkün değil. Burada da bilgi kaynaklar açısından elimizde yok. Ayeti bu şekilde bitirdi. Şimdi baş kısma dönelim. Başlangıçla bitişi okuyup bitirelim. Şimdi şöyle başladı. Adem Aleyhisselam kıssasının içerdiği hususlar ve bu konuda müfessirlerin söylediklerinin anlaşılması noktasında söylenmesi gereken şudur. Bu alanı ilgilendiren, yani Hazreti Adem'in yaratılması, oradaki konuşmalar, oradaki durumlar, bu alanı ilgilendiren bütün hikmetlere isabetle değinildiği, herhangi bir konunun kesinlikle dile getirildiği, alimlerin yaptıkları yorumların tam bir kavrayış özelliğine sahip bulunduğu hususunda hiçbirimizin kesin bir şehadette, kesinlikle konuşmaması gerekir diye başladı. Farklı görüşleri aktardı. Çünkü ayette
gelen bilgi bu. Bunun dışında elimizde öğrenme, bilgi alma imkanı yok. Bitirirken de giriş yaptığı cümleyi atfen bitirdi. Ne dedi? Bunlar mahiyeti bilinemeyecek. Şurası. Bu mahiyeti bilinemeyecek bir şeydir. O dönemde olan olaylara ilgili şey. Dolayısıyla genel olarak aktardı. Kesinlikten kaçındı. Kitabın adının Tevilat olması da bir açıdan bu. Yani bilgi kaynağı açısından kesin bilgi elde edilemeyecek konuysa o konuda kesinlikle konuşmamak en doğrusunu Allah bilir demek gerekir. Zaten bitirirken de öyle bitirdi. Başarıya ulaştıran, doğru şekilde anlama ulaştıran Allah'tır. Burada bitirelim. Haftaya 31. ayetten devam ederiz. Hayırlı geceler arkadaşlar.